Türkiye sınavda nasıl teknolojide çalışıyor musunuz sınavda? Evet. İçinizde ilçe merkezindeki kurs. Nasıl? Nasıl? Onu şey yapalım. O zaman biz sizden haber bekliyoruz. Şey şeyden. Şimdi kıymetli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere sizden dinleyelim diye ziyareti gerçekleştirdik. Tabii teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer iki köyde biraz insan aradık. Bu çocuklar çok güzel okudu. Sizler de üniversitemizde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü malum kuramın üyesini. Evet. Aslında merkez geride kalan bir yer. Ama burası daha büyük. Nerenin en büyük köyü? En büyük mezra burada. En büyük mezrası bu efendim. Kaç hani? Ben alacağım soru bu. Kaç? 200 başkanım dedi ki. Gelme sana muhtarım bu çocuğu saymıyor. 171. Yani selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz ben ırkçılığı hiç sevmem. Evet. Irkçılığı yapmanı da hiç sevmem. Dinimi sevmez. Dinimi sevmez. Biz hepimiz Müslümanız. Kesinlikle. Bizim bu bölgede genellikle Kürt nüfusumuz var. Evet. Maşallah çok güzel olmuş ya. Geçtiğimiz hafta mahalle ziyaretlerimize startı vermiştik. Bu kapsamda her hafta en az 6 mahalleyi Sayın Belediye Başkanımızla birlikte ve ilgili daire amirleriyle birlikte ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Bugün de yine 5 mahallemize ziyarete geldik. Bugünkü ziyaret güzergahımızı ilçemizin batı kısmında yer alan en son köy olan Büyüknale'de sonlandırmış bulunmaktayız. Ben misafirperverliklerinden dolayı başta Sayın Muhtarımıza ve tüm kıymetli Büyüknaneli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her mahallede sağ olsunlar vatandaşlarımız bizi büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılıyorlar. Şu anda da belediyemizin mahallemizde daha önceki dönemlerde başlatmış olduğu ve bugün de yine bitirmiş olduğu hizmetleri yerinde gördük. Bu vesileyle de Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine de mahallelerimize yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmamızın başında evet deniliyor bence. Evet. Bugün Naneli köyündeyiz. Sayın Kaymam dediği gibi geçen hafta doğu taraftayız. Bugün batı taraftayız. Suruç sınırına sıfır noktasındayız ve aynı zamanda Suriye sınırına da sıfır noktayız. Son köyümüz. Biz sürekli köy halkımızla beraber muhtarım da yeni seçilmesi münasebetiyle geçen hafta iki sefer görüştük. Bugün de yerinde ziyaret edip ve yaptığımız bu hizmeti de yerinde görüp bitip bitmediğini görmek için. Ve 16 Nisan'da bilindiği gibi referandum var. Biz köy halkımızdan güçlü bir evet bekliyoruz. Yaşanan olayları kendileri görüyor. Fazla anlatmamıza gerek yok. Ondan dolayı 16 Nisan'da güçlü bir şekilde destek de bekliyoruz. Hadi selamun aleyküm.